Genel kurulu karıştıran Ecevit tartışması başörtüsü polemiğiyle farklı bir boyut kazanmıştı. AK Parti cephesi CHP'li Engin Özkoç'u sert sözlerle hedef alırken sözcü Ömer Çelik'ten de kimse bizi tehdit edemez tepkisi geldi. Bu kadın, bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Hiç kimse bizim grup başkan vekilimizi tehdit edemez. Ecevit'le başlayan gerginlik başörtüsü tartışmasına dönüştü. CHP'li Engin Özkoç'un o sözlerine AK Parti kanadı sert tepki gösterdi. Bu kelimelerin geriye dönük olarak bizdeki nasıl bir yaraya değdiğini, nasıl kan attığını, bakın bütün başörtülü kadın arkadaşlarım şu an mecliste kalbi titriyor. Ben hayatımı verdim. Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan. Bunlar hala susturun bu kadını sözünden ya da susturun bu kişiyi sözünden haddini bildirine geçip haddini bildirinden darbe vesayetçiliği yolunda ilerlemeye devam edecekler. Bizim gibi başörtülü kadınlarda bir anlamı var. Isakçı zihniyetin sloganı olan bir cümledir bu ifade. Tartışmanın tarafı AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Özkoç'un sözlerini Ecevit'te Merve Kavakçı'ya böyle seslenmişti diyerek eleştirmişti. Ülkemizde kadınlar başlarını örtebilirler, açabilirler. Genel kurul millete meydan okunacak yer değildir. Zengin'e AK Partili kadın milletvekilleri basın açıklamasıyla destek verirken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özkoç'u sert sözlerle hedef aldı. Lütfen bu hanımefendi haddini bildirin Sayın Başkan. Bu şahıs tehdit etmiştir. Bu şahıs nefret söylemi kullanmıştır. Yasada zihniyeti bunlar da diridir. Sadece pusuya yattılar. Beyninde küfür varsa buradan küfür çıkar. Bunları kınıyoruz. Başörtüsü polemiğiyle farklı bir boyut kazanan Ecevit tartışması daha uzun süre gündemdeki yerini koruyacak gibi.